İstanbul'da biliyorsunuz şimdi sel felaketi yaşandı ve bu felaket sonunda iki vatandaşımız da hayatını ne yazık ki kaybetti. Gerçekten de şöyle bir durum var. Yüce Rabbimizin hayatımızı nerede alacağı hiç belli olmuyor. Belki de o durumda ölenler hiç düşünmemiştir. İşte ben yağmur yağacak ve sel felaketi çıkacak ve hayatımı kaybedeceğim diye. Allah cidden de ölümün de hayırlısı nasip eylesin. İstanbul halkına da geçmiş olsun dileklerimizi de belirtmiş olalım. Şimdi sel felaketinden sonra birçok binada hasarlar oluştu. Hayvanlar telef oldu. Tekrar düşeceğim ama iki vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul belediyeleri daha yağmur sonrası gelen sel felaketinde ellerinden bir şey gelemiyorsa ki bunu gördük. Yarın bir gün biliyorsanız İstanbul'da büyük bir deprem beklentisi artık herkesin dilinde dolanıyor. Depremin zaten büyüklüğünü, şiddetini, saniyesini, ne zaman olacağını çok da umursamayın zaten. İstanbul Türkiye'nin kalbi. Yani Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki deprem 11 ilimizi biliyorsunuz etkiledi ve maddi kaybın ne kadar olduğunu da e, gördük. Eğer ki İstanbul'da böyle bir felaket yaşanırsa ki emin olun ki sel felaketini mumla arayacağız. Yani mumla arayabiliriz hatta. Bir dakika içerisinde de bu depremden sonra belki de binlerce, milyonlarca insanımızı toprağa verebiliriz. Sel felaketinde bile bu binalar dayanamıyorsa Deprem bu binaları tuzla buz eder. Benim üzüldüğüm binalar değil, benim üzüldüğüm sağlık. Yani önemli, sağlık insanın hayatı önemli. Lütfen e, bulunduğunuz belediyeleri arayın ve evinizin dayanıklı mı dayanıksız mı olduğunu öğrenin. Yani buna göre hareket edin. Belki de siz bu anlatılanları kaydı almıyorsunuz ama eğer ki almaya çalışırsanız belki de bu hem size hem de sevdiklerinizi e, koruyacaktır. Podcast videomuzu bitirmeden hemen önce Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 11 ilmizi etkilen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar yakınlarınıza sabırlar diliyorum.